Belli ki böyle bir çalışma da yapacaklar muhtemelen çok yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör söylemini kullanmaya başlayacak çünkü elde başka bir şey yok yani Murat Kurum vaatler üzerinden gitti duvara toslandı şu dakikadan itibaren yapılabilecek tek şey kamuoyunu manipüle etmek 2023'teki sonucun bir benzerini alabilir miyiz umudunu beslemek. Bunu besleyecekler. Peki şimdi Murat Kurum demişken bir Kanal İstanbul söylemi de var biliyorsunuz. Kanal İstanbul vaadinden vaz mı geçildi onu sormak istiyorum ama Altan Sancar bu Kanal İstanbul'la ilgili bir haberimiz var şimdi sırada. Gelin Hı -hı. isterseniz birlikte bir izleyelim. Ondan sonra Kanal İstanbul konusundaki bu vaatten vaz mı geçildi? Bunun cevabını sizden bekliyorum. Hep birlikte bir izleyelim mi? Kanal İstanbul kararı devam edecek mi? Bir proje hala hazırda aktifleşecek mi tekrar? Nedim Bey, yani sizin bugüne kadar sorduğunuz soruların tamamında ya Kanal İstanbul var, ya Ekrem Bey şöyle dedi, siz ne diyorsunuz var. Sözcü televizyonu adı unuturulan ama ihaleleri süren Kanal İstanbul'u sordu muhatabına. Murat Kurum Nedim Bayhan'ın sorusunu beğenmedi. Temcit pilavı gibi Kanal İstanbul'da Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'da Kanal İstanbul. Ya arkadaşlar, İstanbul'un gündeminde yoksa bizim gündemimizde yok diyoruz. Cumhurun İstanbul adayı gündemimizde yok dedi ancak Kanal İstanbul projesi ile alakalı sessiz sedasız ihale yapıldı. Projenin kalbine konut ve ticaret alanları inşa edilmesi için 3,3 milyar liralık bir sözleşme Hani bunlara mikrofon uzatılıyor ne diyorlar? Ne diyorlar mikrofon uzatılınca? Milletin gündeminde olmayan bizim gündemimizde olmaz. Ne için diyorlar? Kanal İstanbul için diyorlar. Doğru mu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beykoz'da eleştirdi kurumu. İstanbul'un muhafızı olacağız dedi. Bunlar gizli kapaklı ihaleler yapmaya devam etsinler ama bu millet gizli kapaklı değil. Açık açık bunlara demokrasi dersini, İstanbul'un muhafazı olduğunu, İstanbul'u bir kişi değil, 16 milyona emanet edeceğini 31 Mart'ta demokrasi şamarı gibi vuracak yüzüne. Ekrem İmamoğlu gizli ihalelere devam etsinler dedi. Ne olacak? Vaz mı geçildi? Ya AK Parti'nin kafasına koyduğu bir şey karşısında herhangi bir direnç noktası kalmaz ise vazgeçmeyeceğini biliyoruz. Ve o direnç noktası, onun direnç noktası, e, bakın sadece Ekrem İmamoğlu ya da Cumhuriyet Halk Partisi demiyorum, muhalefetin bir bütün e, İstanbul'da belediyeyi kazanmasıyla mümkün olur. Yoksa o kanal İstanbul yapılacak. 2016 yılında hatırlayacaksınız, bu... E, Darbe girişimi sonrasında belediyelere kayyum atanması için bir e, madde getirilmişti. Muhalefet direnmiş, geri çekilmişti ve AK Parti'den bizim böyle bir niyetimiz yok açıklaması gelmişti. Yıl 2024 o tarihten bu tarihe her gün neredeyse seçimler sonrasında her gün e, belediyelere kayyum atandı. Yapmayacağız dediler, yaptılar. Yani AK Parti'nin yapmayacağız dediği her şeyin karşılarında bir direnç noktası görmezlerse yapacaklarını söylemek çok mümkün. O Bugün, zaman biz yapmayacağız e, dediklerine mi bakalım? Onlar yapacağız anlamına mı geliyor? Ters Kanal İstanbul'u yapmama şansları yok. <laughs> yani eğer e, Kanal İstanbul için direnmeme şansları yok. Çünkü sözler verdiler, ödemeler aldılar. Ankara'da otellerde toplantılar yaptılar. Çeşitli yasal değişiklikler yaptılar. Muhalefetin önünde engel olması dışında Kanal İstanbul'u yapmamaları için herhangi bir e, gerekçe yok onlar açısından. Bugün sadece halk tepki gösterdiği için biz yiyecek ekmek bulamazken siz, e, bu kanala para mı yatıracaksınız, ne gerek var diye tepki gösterdikleri için susuyorlar. Fakat o gün geldiğinde, eğer İstanbul'da bir direnç noktası kalmaz ise, o kazmayı vurmak için çok hızlı davranacaklar. Ve o gün yargı kararlarını da tanımayacaklar. İptal edilen imar planlarını da tanımayacaklar. Koşa koşa Kanal İstanbul'u yapıp Katarlılara verdikleri sözleri tutacaklar. İstanbul'un arazilerini peşkeş çekecekler. Bu çok açık görünen bir gerçeklik ve bunun önünde duran son direnç noktası muhalefetin yönetimindeki İstanbul. Yani Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul. Başka bir direnç noktası kalmayacak bu göz ardı edilmemeli bence. Peki şu anda e, bu direnç noktasında tablo nedir? Bu direnç noktasını süreceğini görmek mümkün. E, zaten biliyorsunuz e, Ekrem İmamoğlu'nun ve İBB yönetiminin yani başvurularıyla beraber imar planları iptal edilmişti. Ha 2024'ten sonra bu direnç noktası sürecek mi diye soracak olursanız. Evet. Ee, Gazi Osman Paşa'da işte Ekrem Bey'in otobüsündeydik kendisiyle de konuştuk kurmalarıyla da konuştuk ee, önlerine gelen anketlerde bir buçuk iki puanlık bir e, önde olduklarını e, yarışın yine de e, kafa kafaya geçebileceği için son ana kadar işi sıkı tutacaklarını ve bu farka değil bu farkı büyütmeye güvendiklerini ve bu farkın en az 5-6-7 puana yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorlar çünkü 1.5 bu puan çok az bir fark değil mi? E tabii ki e, az bir fark e, tabii ki İstanbul için yoğun kalabalık bir nüfusu olan ve farklı farklı kültürlerden siyasi görüşlerden yurttaşların yaşadığı bir yer için. Hele ki bu kadar parçalı bir yarışta e, normal bir fark olsa da İmamoğlu ve ekibi e, şunu istiyor. Farkı yükseltmeliyiz ki meclisi alabilelim. Sadece belediye başkanlığını değil farkı yükseltelim ki mecliste de çoğunluğumuzu sağlayabilelim ki artık istediğimiz projeleri geçirebilelim. Gibi Peki bir açıklık getirmek açısından var. soruyorum şimdi Altan Sancar izleyicilerimize de mecliste çoğunluğu almak belediye meclisinde ne anlama geliyor neden alması gerekiyor? Yani şu mesela yatırım programları tabii ki yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına bakan çok sayıda proje var. Bunlardan sadece birini örnek vereyim Erdoğan'ın imzalamadığı senelerdir imzalamadığı örneğin İstanbul'a beylik Beylikdüzü'ne kadar uzanacak metro projesi. Her şey hazır projeleri hazır imarları hazır fakat işte Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalamıyor. Ve Murat kurum beylik düzüne gidip orada biz size metro getireceğiz vaadinde bulunabiliyor. Bu ayrı bir konu. Erdoğan imzalayacakları ayrı bir konu. Fakat biliyorsunuz bütçe artırımından su indirimlerine ya da suyun suyun ne, ne derece e, yurttaşa nasıl dağıtılacağına dezavantajlı gruplara nasıl ulaştırılacağına e, yani bir uyum sağlanacağına. Yönetim ile başkan arasındaki uyumun sağlanarak istenilen yatırımların istenilen yardımların özellikle sosyal yardımları dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardımları e, sağlamada meclisin çok çok büyük katkıları olacaktır. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte kullandığı topal ördek olma durumundan e, sadece Ekrem İmamoğlu değil muhalefet bir bütün çıkmış olacaktır ve böylelikle de eee Belki de 2019-2024 arasında zorlanan Ekrem İmamoğlu, e, iktidarın çeşitli baskılarıyla zorlanan, meclisteki baskılarıyla zorlanan İmamoğlu daha rahat hareket edecektir ve önündeki 5 yıllık süreci İstanbul için daha iyi değerlendirecektir. Peki bu hafta çok konuşuldu ama ben yine de sormak isterim merak ediyorum görüşünüzü. Bir düelli olacak mı sizce? Benim aldığım izlenim olmayacağı yönünde sanki bir Binali Yıldırım tecrübesi var ondan sonra böyle bir düelli gerçekleşmeyecek izlenimine kapıldım. Ama yine de karşılıklı tabii atışmalar oluyor bu seçme atmosferinde hep denk geldiğimiz gördüğümüz şeyler bir klişe aslında. Keşke olsa öncelikle onu söyleyeyim yani Türkiye'nin geçmişinden hatırlıyoruz yani Alpaslan, Türkeş'in, Necmet'in, Erbakan'ın, Bülent Ecevit'in, Mesut Yılmaz'ın bir arada yayınlara katıldığı e, yayınların olduğunu ve bunların aslında nedenli önemli olduğunu tabii o zamanlar tarafsız bir TRT olduğunu da altını çizmekte fayda var e, ama şu, şuradan bakmak lazım 2019'da AK Parti'nin yaptığı 3 bir hata vardı. Tarafsız tarafsız değil mi? Ne düşünüyorsunuz?